grup toplantısında salladığı bazı belge diye gösterdiği evraklar var. Bu evrakların ne olduğunu kendi partililerde dahil kimse bilmiyor. Yani basınla paylaşılmıyor. Bu evrakların içeriği konusunda siz basın mensupları o gün toplantıda çektiğiniz bazı resimlerden yola çıkarak bir sonuca varmaya çalışıyorsunuz. Şimdi Türkiye'nin bu kadar önemli meselesi varken, Türkiye 4 tane terör örgütüyle mücadele ederken, Türkiye uluslararası alanda hem siyasi hem ekonomik operasyonlara maruz kalırken, maalesef ana muhalefet partisi genel başkanı hem siyaseti hem siyasetin gündemini hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemini ne olduğu belli olmayan, içeriğini paylaşmadığı ve kendi iddiasının ispatı olduğunu iddia ettiği bazı belgelerle savunmaya devam ediyor. Şimdi açıkçası burada neyi konuşacağız? Şimdi ortaya bazı iddialarda bulunan hukukta da temel bir ilkedir. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Peki buyurun bunu ispat edin. Hayır efendim biz bu belgeleri paylaşmayız. Peki bu belgeyi yargıyla paylaşın. Hayır efendim yargıyla da paylaşmayız. Şimdi bakın anayasanın 39. maddesi son derece açık. İspat hakkı da veriyor. Şimdi bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız kendisiyle ilgili bir tazminat davası açtı. Ve meclis kürsüsünden itham ettiği, iftira ettiği kişiler de dava açtılar. Şimdi dolayısıyla artık bundan sonrası yargının işidir. Eğer bu hakkında dava açılan kişi, ilgili genel başkan ne yapması gerekiyor? Bu belgeleri, yani kendi iddiasının ispatı niteliğinde olduğu belgeleri kiminle paylaşması gerekiyor bundan sonra? Yargıyla paylaşması gerekiyor. Yargıyla paylaşmıyor, basınla paylaşmıyor. Peki ne yapıyor? Efendim biz mecliste bir araştırma önergesi vereceğiz. Araştırma komisyonu kurulmasını istiyoruz. Yahu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işi yok. Sizin yalanlarınızın, sizin iddialarınızın, iftiralarınızın yeri midir? Yani siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kendi yalanlarınıza niye alet ediyorsunuz? Yargının konusu olan ve burada ismi geçen kişiler milletvekili midir? Hayır değildir. Sizin ortaya koyduğunuz belgeler yargının meselesidir artık bu saatten sonra. Dolayısıyla burada maalesef Türkiye'nin bu kadar kritik gündemi olmasına rağmen, Türkiye'nin şu anda sınır güvenliğinden tutun da terörle mücadeleye, enerji politikalarından ekonomide alınması gereken tedbirlere kadar birçok önemli gündemi varken maalesef her zaman olduğu gibi yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin çıkardığı suni krizlerle Türkiye meşgul edilmek isteniyor. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, biz bu suni gündemlerle Türkiye'yi meşgul etmek istemiyoruz. Bu tür arkası belli olmayan, arkası karanlık iddialarla Türkiye'nin gündeminin meşgul edilmesine de karşıyız. Efendim, bir şey netleştirmek için sormak isterim. Bu adı geçen 5 isim dava açtı ve Cumhurbaşkanı da dün bu konuyla ilgili dava açtı. O bahsedilen davalar açıldı değil bu mi? Davalar evet açılıyor. Yani avukatlar, çünkü nihayetinde burada siz meclis kürsüsünden açık açık insanların isimlerini zikrederek bu insanların yurt dışına para çıkardıkları iddiasını ortaya atıyorsunuz ve bu iddia üzerinden bazı iftiralarda bulunuyorsunuz. Yine bu iddia üzerinden Ankara'daki beylerin çocukları gibi nefret suçu ve nefret dili niteliğinde ayrımcı ve ötekileştiren bir dil kullanıyorsunuz. Dolayısıyla bu mahkemeler de zaten sanığa, yani iddiada bulunan, iftira ettiği, hakaret ettiği iddia edilen sanığa anayasamızın 39. maddesi ispat hakkı veriyor. Buyursun yargıda o belgeleri versin yargıya, kendi iddiasını orada yargıda ispat etsin. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de böyle bir meseleyle meşgul etmesin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yanı sıra Türkiye'nin siyasi gündemini de kendi yalanlarıyla, kendi ispata muhtaç iddialarıyla, elinde ne olduğu belli olmayan ve kendi partileriyle bile paylaşmadığı bir takım belgelerle
Türkiye'nin siyasi gündemini meşgul etmesin. Bunları basınla paylaşsın, yargıyla paylaşsın. Dolayısıyla Türkiye'nin siyasetini daha fazla meşgul etmeye hakkı yok CHP. Efendim, güncel davalardan bir tanesi, konulardan bir tanesi de Amerika'da görülen bir dava. Rıza Zarrab'ın eski ekonomi bakanına yönelik, Zafer Çağlayan'a yönelik bazı iddiaları var. AK Parti bu iddialar hakkında ne düşünmektedir acaba? Şimdi değerli arkadaşlar, son günlerde sosyal medyada bir takım televizyon ekranlarında birilerinin yine yüzünde güller açtığını görüyoruz. Birilerinin yine umutlandığını görüyoruz. Yani Amerika'da, New York'ta sürdürülen ve uluslararası hukuka, bırakın uluslararası hukuku, doğal hukukta bile yeri olmayan tuhaf bir şekilde bir adamın bazı iddialar üzerinden rehin alınarak ortaya koyduğu iddialardan, ifadelerden birileri umutlanmaya başladılar. Ve bu umutlarını nereye bağladıklarını görüyoruz. İçeride ve dışarıda acaba bu defa hani Gezi'de olmadı, 17-25 Aralık'ta başaramadık, 15 Temmuz'da olmadı. Acaba bu defa Amerika eliyle Türkiye'de bir şeyler olabilir mi diye umutlananlara dönük biz şunu söylüyoruz. Türkiye yerli ve milli unsurlarıyla Amerika'nın derin devletinin yargıda oluşturduğu, New York'ta adeta FETÖ'cü aklın etkisi altında, çünkü savcısıyla ilgili, hakimiyle ilgili medyadaki haberleri siz de izlemişsinizdir. Böyle bir aklın ortaya koyduğu dava üzerinden birilerinin Türkiye'yi siyasi ve ekonomik olarak köşeye sıkıştırmasına herhalde seyirci kalacak değiliz. Ve içeride de bunun sözcülüğünü üstlenen, içeride bu siyasi ve ekonomik operasyona bel bağlayarak umutlananlara buradan şunu söylüyorum. Hiç umutlanmayın. Bu dava üzerinden Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlerin kimler yanında yer almak istiyor? Bunu çok net bir şekilde görüyoruz ve Türkiye'ye karşı ne yapılmak istendiğini de bütün millet görüyor. Çünkü her şey aziz milletimizin gözü önünde cereyan ediyor. Bunu Türkiye diğerlerini aştığı gibi bunu da aşacaktır. Bu bizim bir tiyatro oyunu olarak gördüğümüz, senaristini bildiğimiz, oyuncularını tanıdığımız, figüranlarını tanıdığımız bir oyundur. Ve biz bu oyunun bir aktörü olmayacağız. Bu oyunda, bu senaryoda Türkiye'yi sanık sandalyesine oturtmak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Bu konuda da kamuoyu son derece rahat oldu. Rıza Sarrab'ın bazı açıklamaları var. Yani Zafer Çağlayan üzerinde özellikle. Değerli arkadaşlar, bakın değerli arkadaşlar, şimdi bak, yapılmak istenen şudur. Dediğim gibi rehin alınmış ve bazı ithamlara, bazı ifadelere zorlanmış. Kendi ifadesiyle de hapiste kalmamak için anlaştığını ifade eden bir kişinin ifadeleri üzerinden eğer biz bir adalet ve hakikat arayışı içerisine mi gireceğiz? Eğer biz bunun ifadelerini dikkate alıp bu ifadeler üzerinden Türkiye'yi konuşacaksak, bu rehin alınmış bir adamın ithamları üzerinden bir hakikat arayışına gireceksek, bu bizzat hakikatin kendisine ihanet olmaz mı? Bu bizzat Türkiye'ye ihanet olmaz mı? Yani Atatürk'ün gençliğe hitabesinde ifade ettiği gibi, bu bir delalet ve hiyanet olmaz mı? Bu açık bir şekilde gözüken dahili ve harici bedhahların bir oyunu olduğu görülmüyor mu? Amerika'da bazı kesimlerin Türkiye'yi siyasi ve ekonomik olarak köşeye sıkıştırmak için bu adamı bir kart olarak kullandıkları son derece açık değil mi? O yüzden burada bunun üzerinden umutlananlara ben şunu söylüyorum, umutlanmayın. Şunu unutmasınlar ki biz 15 Temmuz cehenneminden geliyoruz. O yüzden
yüzlerinde öyle gülücükler falan açmasın. Öyle sosyal medyada, ekranlarda biliyorsunuz bu FETÖ'cülerin kimisi ulusalcı kılığında, kimisi solcu kılığında, kimisi Atatürkçü kılığında o en iyi bildikleri işi yapıyorlar. Onların da kimler olduğunu biliyoruz ve buradan da ben tüm vatandaşlarımıza bir çağrı yapmak istiyorum. Tüm kamuoyuna bir çağrı yapmak istiyorum. Oynanan oyunun bu millet farkındadır. Dolayısıyla rehin alınmış bir adam üzerinden birilerinin Türkiye'yi rehin almasına müsaade etmeyiz arkadaşlar. Yani Sayın Şentop'un bir açıklaması var. Diyor ki kimin efendim? Sayın Şentop, Mustafa Şentop. Reza Zarrab'ın gidişine göz yummak ihanettir. Soruşturma başlatılmadı diyor. Bu açıklamayı ne dersiniz? Bir de siz de Zarrab'ın anlaşmalı olarak Amerika'ya gittiğini düşünüyor musunuz? Şimdi değerli arkadaşlar, ihtimal üzerine hüküm bina edilmez. Sayın Mustafa Şentop kendi bir hukukçu olarak düşüncesini paylaşmış olabilir. Ama şu anda kesin olan bir şey var ki orada Amerikan yargısıyla anlaştığını söyleyen, hapiste kalmamak adına anlaştığını söyleyen ve sanık olmaktan tanık olmaya geçmiş ve bunun karşılığında da kendisine ezberletilmiş bir senaryoyu dünyayla paylaşan bir kişi üzerinden Türkiye köşeye sıkıştırılmak isteniyor. Yani fotoğraf budur. Ha şimdi eğer birileri bu kişinin ifadelerini alıp bu kişinin ifadeleri üzerinden içeride ya da dışarıda bizi, AK Parti'yi ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak istiyorlarsa şunu bilsinler. 2002'den beri her ne pahasına olursa olsun AK Parti'den kurtulmalıyız diyenlere buradan şunu söylüyorum. AK Parti'den kurtulsanız, Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulsanız milletten kurtulamazsınız. Milletten kurtulsanız Allah'tan kurtulamazsınız. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı da dünkü konuşmasında dava açacağını söylemişti ayrıca Kılıçdaroğlu'na. Bugünkü toplantıda buna ilişkin bir değerlendirmede bulundu mu? Bir de Trump'la konuşacağını bu hafta söyledi. Trump'la konuşma yakın mıdır? Sayın Cumhurbaşkanımız bugün dava açacağını ifade etti ve önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'la bir görüşmesi, tekrar bir görüşmesi olacak. Efendim bazı bakanlar da yine bu toplantıda vardı. İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı gibi terörle mücadele konusunun şüphesiz gündeme arkadaşlar, geldiğini biliyoruz ama... Yok, bakanlar kendi illerinin milletvekilleri olarak bu toplantıya katıldılar. Bu Suriye, Afrin konusu, Afrin'e yeni bir operasyon, Cumhurbaşkanı buna ilişkin... Bu toplantıda bu konular gündeme gelmedi. Efendim ben yine belge tartışması ile ilgili son bir şey soracağım. Dün Sayın Cumhurbaşkanı ilk soruda sordum aslında da belki arada kaynadı. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki hani giden bir kuruş bile yok, gelen var dedi. Hani şirkette iş adamları, 40 yıllık iş adamları dedi. Hani bu konuda AK Parti cephesinden bir açıklama, bir detaylandırma yapılacak mı? Hani gelen para nedir? Şimdi değerli arkadaşlar tekrar söylüyorum. Belge diye elinde salladığı şeylerin ne olduğunu ne biz, ne kamuoyu ne de kendi partilileri bilmiyor. Dolayısıyla bu belgelerle ilgili bizim söylediğimiz şey şudur. Ne idüğünü bilmediğimiz belgelerle ilgili tabii ki bunların ne olduğu açıklanana kadar bunlar bizim nezdimizde elinde sallanan sahte belgelerdir. Ha bunu burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiası nedir? Türkiye'den Cumhurbaşkanımızın yakın çevresinin yurt dışına bazı offshore hesaplarına para gönderdiği iddiasıydı. Şimdi bizim bildiğimiz ve iddia ettiğimiz bir şey var. Biz diyoruz ki Türkiye'den yurt dışına offshore hesaplarına herhangi bir para çıkışı olmamıştır. Tam tersine Türkiye'ye para gelmiştir. Bu belgeler bunu ispat edemez çünkü böyle bir belge yok. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu bu belgeleri bunun ispatı olarak gösteriyorsa bu belgeler sahtedir. Diğer bir hususa gelince eğer bu belgeleri ben bankadan aldım ya da bu belgeleri ben şuradan buradan temin ettim diyorsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun şunu bilmesi gerekir. Dediğim gibi dışarı giden bir para yok, dışarıdan gelen bir para var. Ama burada bunun bir ticari sır olduğunu, insanların ticari faaliyetlerinin
siyasetin, hakaretin ve iftiranın konusu olmadığını sözcülerimiz de Sayın Genel Başkanımız da paylaşmıştır. Ama burada biz bir genel başkanın abesle iştigalini konuşuyoruz. Çünkü ortaya bir iddiada bulunuyor, bu iddiasını ispat etmiyor, bu iddiasının ispatı olan belgeleri kamuoyuyla paylaşmıyor. Biz de ona diyoruz ki seninle ilgili gerekli hakaret davaları açılmıştır. Bundan sonra anayasanın sana tanıdığı ispat hakkını kullanman için bu belgeleri senin yargıya teslim etmen gerekir. Bizim söylediğimiz budur arkadaşlar. Bir suç duyurusunda bulunmayacağız siz herhalde, değil mi, bu süreçte belgelerle ilgili? Değerli arkadaşlar, zaten taraflar bununla ilgili hem hakaret hem tazminat davalarını açıyorlar. Bu davalar açıldığı andan itibaren anayasa bu iddialarını ortaya koyan sanığın, hakkında dava açılan sanığın iddiasını ispat etmesi için elindeki belgeleri mahkemeye verme zorunluluğu koyuyor zaten anayasamız. Anayasa 39'a göre elindeki belgeleri ne yapması gerekiyor? Götürüp mahkemeye teslim etmesi gerekiyor. Ha şimdi bakıyoruz, kıvırmaya başladılar. Efendim biz bir suç isnadında bulunmadık, neden bu belgeleri mahkemeye verelim tarzında bir takım kıvırmalarda bulunmaya başladılar. Şimdi ne yaptıklarını da bilmiyorlar. Ama yaptıkları bir şey var ki maalesef Türkiye siyasetinin gündemini meşgul ediyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meşgul ediyorlar. Ve Türkiye'nin şu anda acil ve önemli konuları varken maalesef biz ana muhalefetin bu tür abeslikleriyle uğraşmak durumunda kalıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Efendim, bu belgelerin nereden elde edildiği konusunda Sayın Kılıçdaroğlu bugün yaptığı konuşmada vatansever bürokratlardan bunları aldığını söyledi. Bu ifadeyi söylemiyorum. Değerli arkadaşlar, ne zamandan beri vatansever bürokratlar anayasa suçu işlemeye başladı? Yani vatanseverliğin tanımı eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun uluslararası Türkiye karşıtı, Türkiye düşmanı odaklarla işbirliği yapmasıysa bunun adı vatanseverlik değil, bunun adı dalalet ve hıyanettir arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, Cumhurbaşkanı Salı günü özellikle bir ifade kullandı. Bu makamı artık kullandırtmayacağız. Beyefendi şunu söyledi, bunu söyledi şeklinde. Bugünkü toplantı vekillerle bu konu, noktada evet, bir gündeme geldi. Tekrardan Sayın Cumhurbaşkanımız milletvekillerimizle yaptığı bugünkü toplantıda da hem sözlerine biraz daha açıklık getirdi, hem milletvekilinin milletvekilliği, bürokratın bürokrat, herkesin kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği, herhangi bir şekilde başka makamlara sorumluluk atılarak yapılacak bir bahaneye asla dikkate değer bulunmaması gerektiğini ifade etti. Neyi kastetti, kimi kastetti, açıklık getirdiniz, bizimle paylaşabileceğiniz bir şey var mı? Yani... Şimdi değerli arkadaşlar, yani nihayetinde o gün grup konuşmasında da Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi birileri işte külliye böyle istiyor, beyefendi böyle istiyor, beyefendinin talimatı gibi bir şeyi yaparken ya da yapmazken bir takım yerlerde bunları kullanıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız da hukuk neyse, prosedür neyse, ilgili düzenleme, yönetmelik, tamim neyi gerektiriyorsa herkesin onu yapması gerektiğini söyledi. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum arkadaşlar. Sayın seyirciler, AK Parti sözcüsü